Sağlık Bakanı hakikaten yani endişeye mal yok artık eskisi gibi e, virüs Grip diyor. gücünde değil ve e, gripte. Hatta yönetmenim 3 numaralı VTR izleyelim. E, bu önemli. Neden önemli? İnsanlar hastanelerin önünde PCR testi kuyruklarına girmeye başlamışlar ve çok ciddiydi hakikaten. Sonunda bunların bir takım kriterlere bağlanınca bir artış gün bir baktık. Eyüp Devlet Hastanesi'nden bir gün önce bir gün sonra önünden her gün geçtiğim bir yer. Kırıklar yok. Yani insanlar hapşırıyordu, aksırıyordu, biraz öksürüyordu. Endişe ve kaygıyla acaba yeni varyantamı yakalandım endişesi üzerinden. Hani o korku pandemisi pompalanıyor diye ekranlardan, televizyonlardan her şey. Hala her pompalanıyor. Hatta hani mesela genelge alet yok ediyorlar. tamam genelge yok. Diyelim ki İçişleri Baş Bakanlığı genelge yayınlamadı. Ama ortada olağanüstü bir durum var. Maske takmak tavsiye edilmiş olabilir. İnsanlar buna rağmen yani kapalı tek başınayken arabalarda maske takan insanları görüyor. Peki maske üstünde takanlar Tek başına arabada maske takıyor. Hani bu Kork bunu, işte bunun izahı nedir? Korkmayın diye bir çağrı aslında değerli izleyenler. Sağlık Bakanımızın bu açıklamalarını izlemeyen varsa hep beraber bir izleyelim. Artık bu yeni dönem normal grip sürecine girdi diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Kısa bir VTR e birlikte izleyelim. Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz. En kötü günler geride kaldı. Aslında bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Bakın ne dediler? SARS-CoV-2. Bir neydi? E, SARS'tı. Evet. E, zaten bu korona grubu değil mi? Öyle yani, yani. yani Normalde de bundan 3 ay önce değişen bir şey değişen yok mu şey diyorsunuz? 6 ay önce de. Dilip bakında tezi bu. Ama bu bağlamda bu bağlamda bakanımıza ağzın mal yesin diyoruz. Bu açıklama yapmış olması sosyolojik açıdan özür dilenmesi gerekiyor. O, sosyolojik açıdan gelinen noktada milleti rahatlatmak adına önemli. Çünkü bakanın ağzına bakıyor herkes atmak, doğal gerçeği olarak. Gerçeği söylesinler. Gerçek herkes için en iyi olandır. Bunun dünyası i̇şte gerçek bu diyor de. ki artık korkmayın, endişe korkmayın, etmeyin. Normal tamam. gribal sürece girdik. Öyle aksırdın, tıksırdın falan koronayı zannetme. Zaten PCR testleri de 50-50 başarı oranı var. Pozitif eşittir. bile çıksa endişe etme. Normal kendi sağ. Zaten eskiden pozitif çıkınca ilaçlar, şunlar bunlar vesaire gönderiliyordu. Hepsi Şimdi hiçbiri gelmiyor. Geliyor mu? Kime Kimefavipiravir geliyor. Gelmiyor. İlaçlar yani, yani normal. Veriyorlar, takım. çöpe atıyorlar. Vatandaş da zaten bu bağlamda. Şimdi mesela ilginçtir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bir takım hareketler var bununla alakalı. Çocuklara özel aşı getirtildiler.